Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamızda dikkatler ekranımız olsun. Muhacirettiki Şarık Türkistan halkı Roze Heyt'ini kütüb aldı. Dünyanın her kaysı caylarında yaşayatkan Şarık Türkistan halkı Müslümanlarının en muhim külleri bulan Ramazan ayını ahırlaştırıp, Muhacirat hayatıdaki yeni bir kıtımlık Roze Heyt'ni kütüb aldı. Bu yıllık Roze Heyt 2. mayga doğru gelgen bulup, Uygurlar nispeten köp ultraklaşkan devletlerdeki Şarkı Türkistan halkı özü duruşluk caylardaki mescitlerde ya ki medeniyet merkezlerde birge heyt namazı okudu. Cümleden Türkiye'nin Sefaköy, Zeytinburnu, Selimpaşa rayonlarında şunaklı Konya vilayetinde yaşayatkan Uygurlar özleri duruşluk rayondaki merkezi mescitlerde birge heyt namazı okuştu. Ve namazdan keyin görüşüp öz ara heytini tebrikleşti. Avustralya'da yaşayatkan Şarkı Türkistan halkı mı heytinin tüncü günü Avustralya Şarkı Türkistan cemiyetinin uğurlaştırışı bilen bir yerge cem bulup, heyt namazı okugan bulup, namazdan keyin heytlik tebrikleş faaliyeti ötküzülgen. 4 saatki yakın devamlaşkan faaliyet cereyanda heytka atap sözlengen tebliğ liksiyeler ve türlük numurlardan keyin yığılışkı dahil bulgan 200'ge yakın ösmürge heytlik soğukatlar tarqıtıp berilgen. Gollandiyada yaşayatkan Uygurlar mı Avrupa Şarkı Türkistan Mağarip Cemiyeti'nin uğurlaştırışı bilen cemiyet merkezine cem bulup, birge heyt namazı okuğan. Amerika'da yeniden açılan Uygur mescidi mi bugün Rozi heyt namazı okulgan bulup, Virginia, Maryland, Washington katarlık çaylarda yaşayatkan Uygurlar namazı katnaşkan. Ondan başka Kanada'daki Uygurlar mı Uygur mescidi yığılıp, birge heyt namazı okuğan. Namazdan keyinki heytliş faaliyetiga er ayıl ve ballardan bulup 200'den köprek kişi katnaşkan bulup 80'ge yakın ballarga heytlik tarıqtılgan. Mezkur mescit bultur sentabirde resmi ecivitilgen bulup Uyghur İslam ve Medeniyet Merkezi dep nam berilgen idi. Muhaciretki Şarkı Türkistan halkı bu yılmı okşaşlı ictimai taratkular arkalık öz ara heytlik salam yollaştı. Ve vatenge bolgan sığınışını ailesi bilen kaytıdın cem bulup heyt küllerini birge ötküzüş arzusunu ifadeleşti. Dünyadaki mutlak köp kısım Müslüman devletleri bu yıllık Roze Heyt'ni 2. May günü tebrikleyip atkan bir payette, Xitay rejimi Roze Heyt'ni kasten 3. May'ı bekitken. Bu Xitay rejimi yıllardan beri izgil kullanıp gelgen taktiki bulup, küzetkücüler bunu Xitay'nın Şarkı Türkistan halkının dünya Müslümanları bilen bolgan ortaklıkını suslaştırış, manevi bağlanışını teximi acizlaştırıştaki rezil vasitesi dep karap gelmekte. Ondan başka Xitay'nın teşvikat közürü süpitede saklanıp kalan atalmış İslam dini cemiyetinin organ torbetigi mi hazırga kadar Ramazan ayı ve Roze Heyt'ka alakadar hiç kandak mezmun yollanmagan bolup, Xitay rejiminin hatta sahte teşvikatlarda mı İslam hakkıdaki her kandak uçurunu tarqıtışını halimaydıganlıkını körüveliş tesemez. Şarkı Türkistan'da yukumlanıcılar devamlıq baykalmaqta. Xitay virüsü yukumi Xitay'nın merkezi şehirleri hesaplandıgan Şanghay ve Beijing'de devamlıq yamraşkı başlagan bir payette, Şarkı Türkistan'da mı yukumlanıcılar devamlıq baykalmaqta. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki sahiye organları Xitay virüsü hakkında malumat berip, 1. May 24 saat içinde yeniden 2 kişiye Xitay virüsü bilen yukumlanıcı, 37 kişiye keserlik alameti körülmegen yukumlanıcı dep diagnoz koyulganlıqını ilan kılgan. Bularının hemmesi bundan ilgiri yukumlanğıçılar bilen yıkındın uçuraşkıçılar işken. Nöbeti Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü bilen yukumlanğan bimar cemi 8 keserlik alameti körülmegen bimar 141 bulup, hemmesi Ürümçi şehirde işken. BDT kişilik hukuk Ali Emeldari Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan ziyareti barğansırı yıkılışı batkan bir peyde, Şarkı Türkistan'da mı yukumlanğıçılarının devamlıq baykılışı türlük gümanlarını oturuğu çıkarmaqta. Xitay iqtisadının naçarlaşışığı əgişib bastırışını teximi küçəltməkdə. Xitay virusu yuquminin qaytadan partılışı və xalqara vəziyyətinin davalğışı səbəblik Xitayın iqtisadi yüzülünüşü barğansır naçarlaşışığı başlayan bulub, Xitay rejimi bununla masalda fikir erkinlikini çəkləş və nazarat qılış dərəcəsini teximi küçəltkən. Amerika Avazının 3. maydakı xəbərdə bildirilişçə Xitayın iqtisadi barğansır naçarlaşışığı başlayan bir vəziyyətdə Xitay'daki danlıq bir bazar analizçisinin Ündidar ve Weibo mikrobilog hesabı aldın qayıptı biraqlı takip etilgen. Xitay Katnaş Bankisi Xalqara Paycheki baş direktori, Xitay'da zor təsir küşke igi bazar analizçisi Xunxavının ictimai taratqolarda netçi milyon əgəş küşkisi bar bulup, onun məzgür işki süpüdün biraqlı çəklinişi Xitay'nın işçi sırtıda zor ğulğulu qozuqan. Xabarda qayıt qılınışca, onun tuyuqsız tor dünyasıda çəklinişi bir netçi ay burun elan qılgan,
kapitalning sirtqi iqishi haqida ogohlantirish nomliq maqolasi bilan munosabatlik bo'lishi mumkin ekan. Mazkur maqolada Xitoy ichidagi chat el kapitalining kang ko'lamda sirtqi iqib ketishi mumkinligi, Shanghai aksiya bozorining poychaki ko'rsatkichining 3000 nuqtaga tushib qolishi mumkinligi haqidagi farazlar o'tirg'i qo'yilgan. Bu paraz darvaqa to'g'ri chiqib 27 aprel Shanghai aksiya bozorining poychaki ko'rsatkichi 2863 nuqtaga tushib qolgan. Mazkur bozor analizchisining tor dunyosidan cheklanishi Xitoy rejimining fuqarolarning norozilik kayfiyatiga va tanqidiy fikrlarga bo'lgan qattiq andisini namoyon qilgan. Gerçi Xitoy virusiga qarshi tadbirlar jumladan bir qism muhim shaharlarni umumiyuzlik qamal qilish Xitoy iqtisodiga ig'ir zarb bergan bo'lsa-mu, Xitoy rejimi virusni nolga tushirish siyosatini qat'iy ijro qiladiganligi haqida jar solgan. Bu sebeple Xitoylarning tor dunyosidagi norozilik kayfiyati borgan sari kuchayishga boshlagan. Xitoydagi har qaysi ijtimoiy taratqu supilari yaqinda yana ishlatuvchilarning hisob nomeri bilan IP adresini bog'lab etadiganligini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy rejimi bu orqali o'ziga qarshi fikr qilg'uvchilarni texmo oson payqay olaydi ekan. Uyg'urlar uchun ovoz chiqargan faoliyatchi Xitoylarning hujumiga uchurdi. Yaqinqi bir necha yildan beri Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikka qarshi aktiv harakat qilayotgan avstraliyalik faoliyatchi Drew Paulo oldingi hafta Xi Jinpingga qarshi namoyish qilayotganda shu joydagi bir to'p Xitoylarning hujumiga uchurdi. Kundalik pochta to'rining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, avstraliyalik faoliyatchi Drew Paulo bir necha kun burun Sydney shahridagi Westwood maydoniga berib, Xi Jinpingni haqoratlagan so'z yozilgan taxtayni ko'tarib, yolg'iz kishilik namoyish qilgan. Ammo shu joydagi radikal millatchi Xitoylar uningga to'xtamay varqirab qattiq haqoratlagan. Hatto bir necha Xitoy uni urushga uringan. Arliqda soqchilar kelib vaziyatni kontrol qilgan. Drew Paulo mazkur voqeani singa olib Twitter hisobida tarqatgandan keyin qisqagina vaqt ichida million qitim ko'rilgan. Uning Twitterda oshkorlashcha voqeadan keyin soqchilar uning Xi Jinpingni haqoratlagan taxtayni ko'tarib namoyish qilganligi uchun ayblanganligini uqtirgan. Ammo zodi qaysi qonunga xiloflik qilganligini aytmagan. U Twitter uchurida yana dunyoning Xi Jinping va jazo lagerlariga qamalgan uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik haqida ovoz chiqarishi kerakligini, ammo taratqularning bu masalaga ko'ngil bo'lmaganligini, o'zi yuqoriqidek badallarni to'lab kishilarning diqqatini tortadigan bo'lsa, buningga rozi ekanligini bildirgan. Bu chat elda yashayotgan Xitoylarning tunji qitim faoliyatchilarga hujum qilishi emas bo'lib, har qaysi davlatlarda yashayotgan Xitoylarning erkin muhitda yashab o'tibmi, Xitoy terror rejimining ta'rifini elishi, qattiq sodiqligini bildirishi izgil munozara temasi bo'lib kelmoqda. Zelenskiy Rossiya bilan bo'lgan suhbatning uzilib qolish xavfi borligini bildirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rossiya bilan bo'lgan tinchlik suhbatining butunlay uzilib qolish xavfi borligini aytdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha Zelenskiy polshalik jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbatida Rossiya Ukraina o'rtasida uda 2 oydan ko'proq vaqtdan buyon davomlashayotgan urush va Rossiya Ukraina tinchlik suhbati haqida to'xtalib, har qanday shakldagi bir suhbatning tamoman uzilib qolish xavfi bor. Bu Rossiya armiyasi besib kirgan joylarning ahvoli bilan zich munosabatlik degan. Zelenskiy Ukraina Rossiya hay'atlarining o'xshamagan saviyalarda to'rda ko'rishayotganligini eskertib, biz birla artist rol oladigan siyosiy teatr sahnasidan o'rin olishni xohlamaymiz. Rossiya taraf asir almashtirish bo'ladiganligini dastlabda jazmlashtirdi, lekin keyin bu ishga oshmaydi degan. U yana bu masalalarning hal qilinishi uchun har ikki davlat boshliqining bevosita ko'rishishi kerakligini ta'kidlab, Kiyev rayonida yangi kollektiv mazarlarning tepilganligini, hozirgacha buningga o'xshagan mazarlarda jami 900 kishining jasadining tepilganligini qayd qilib o'tgan. Yangi Zelandiya Rossiyaga qarshi embargo yurgizgan davlatlar safiga qaytildi. Yangi Zelandiya Rossiya parlamentining yuqori qanati bo'lgan Federatsiya kengashiga va mudofaa organlariga embargo yurgizishni qaror qildi. Yangi Zelandiya radiosining xabarida bildirilishicha, Yangi Zelandiya hukumati Rossiya parlamentining yuqori qanati bo'lgan Federatsiya kengashining 170 a'zosi bilan mudofaa sohasida faoliyat qilayotgan 6 rus shirkati va munosabatlik organlariga embargo yurgizdi. Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministri Nanaya Mahota yozma bayonot e'lon qilib, yangi embargolarning Rossiyaning Ukrainaga qarshi qo'zg'agan urushining javobgarlarini nishon qilganligini bildirgan. U Rossiya prezidenti Putinning urush mashinasining qonunsiz urushni davomlashtirayotganligini
ve Rusya Ukrayna'da peyda kılgan vahşilikler aşkarlanğan sıra cevapkarlarga bedel tödetküzüştü qat'i niyetki kelgenlikini tekitligen. O yana Ukrayna halkını kollaymız. Rusya Prezidenti Putin bilen onun hayetini cevapkarlıkı tartışta qat'imiz. İmbargolar neticesi de Yeni Zelandiya'nın Rusya'nın Ukrayna'daki kanunsuz uruş katlaşkallar üçün pul muameli cennetteki aylanışının aldı elindiği degen. Ukrayna portlarında açlık besilip kalgan. BDT Dünya Açlık Programması 4.5 milyon tonna açlıkının Ukrayna portlarında besilip kalganlıkını ilan kıldı. BDT Dünya Açlık Programması'nın Germaniya emeldarı Martin Erik, Germaniya Haber Agentliğinin ziyaretini kabul kılganda 4.5 milyon tonna açlık besilgan paraxotlarının porttan çıkalmaganlıkını dünyanın bu açlıklarga ihtiyaclık ikerlikini alahide tekitligen. Dünya Açlık Programması'nın malumatlarına asaslanğanda Ukrayna Rusya'nın hücumu sebeplik portlarını soğudu işlerine açılmayı atmaktıken. Nöbeti Avrupa devletleri kurukluk ve tümür yol arkalık Ukrayna'dan açlık yötkümekte. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədki xəbərimizi görüşkü şəhslərini Cənabı Allah tapşırmız. Şunaqla program axırda ekran arxısı ki, barlıq xizmət aşırmağa köptün köp rəhmət etimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.